Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Watt Motor Hareket Kontrol Yöneticisi Onur Kocalı, yerli sürücü ve motor teknolojilerinin tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhabalar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kendimi tanıtacak olursam, Onur Muhammed Kocalı, Watt Motor firmasında hareket kontrol teknolojileri yöneticisi olarak çalışıyorum. Son 5 yıla yakındır Watt Motor'da savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere servo motorlar ve bunların sürücülerini geliştirmek üzere ekibimle beraber çalışıyorum. Kısaca sunumumuza geçecek olursak, Watt Motor firması şu anda Türkiye'nin en büyük elektrik motoru üreticilerinden bir tanesi. 1965 yılından beri elektrik motoru üretiyoruz. Buradaki 50 yıldan fazla elektrik motor üretimi know-how'ımızı, tecrübemizi savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyoruz. Son 5-6 yıldır savunma sanayine ciddi bir atılım içerisindeyiz. Burada başlangıçta ürünlerimize gelecek olursak, askeri platform uygulamalarında kullanılmak üzere DC baradan beslenen servo motorlar ve bunları kontrol eden elektronik bütünleşik servo motor driverlarını yerli ve milli olarak kendi mühendislik ekibimiz ve üretim kapasitemizle beraber geliştiriyor ve üretiyoruz. Devam edecek olursak, özellikle buradaki servo motorlar ve sürücüleri hangi uygulamalarda kullanılıyor? Kısaca bunlardan bahsetmek isterim. Şimdi burada herhangi bir askeri bir platformun hareket yönlendirme ihtiyacı olan, hassas ve stabilizasyon ihtiyacı olan tüm hareket kontrolü geçen uygulamalarda, bunlar bugün bir silah kulesi olabilir, bugün bir satkom olabilir, üzerinde bir kamera faydalı yükü olabilir. Bu gibi hareket kontrolüne ihtiyaç duyan tüm faydalı yüklerin hareketini sağlayan servo motorlar ve bunların elektroniklerini, sürücülerini yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Özellikle savunma sanayindeki tüm reputasyonu geniş vakfa ait olan firmalar, özellikle Aselsan gibi, Roketsan gibi, Havelsan gibi bu firmaların doğrudan üreticisi olarak çalışıyoruz. Bununla beraber bu firmalar için kendi mühendislik hizmetimizle Aselsan'a, Roketsan'a sıfırdan motor tasarımı ve elektronik sürücülerinin tasarımlarını yapıyoruz. Bunları seri olarak üretiyoruz. Son dönemde bakacak olursanız Aselsan'ın hava savunma sistemlerinde, yine silah sistemlerinde, SARP'lar, HİSAR'lar, bunların birçoğunda yine yönlendirme servo motorlarını yerli ve milli olarak Watt Motor üretiyor. Bununla beraber ithal bağlılığı ortadan kaldırmak üzere bu servo motorların elektronik sürücülerini yerli ve milli olarak geliştirdik. Bunların tüm donanım tasarımları ve yazılımları kendi mühendislik birimlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Tamamen ithal bağlılığı ortadan kaldırdık ve yerli olarak askeri servo sürücülerimizi tüm militer speklerinde sertifiye etmiş durumdayız. Seri olarak üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Buradaki ürünlerimize kısaca bakacak olursak, düşük kalibreli silah kulelerinden 7.62 mm'den 120 mm'ye kadar silah kulelerinin tamamını hassas, stabilize bir şekilde servo yönlendiricilerini ve bu servo motor sürücülerini yerli ve milli olarak geliştirmiş olduk. Dolayısıyla bugün itibariyle Aselsan'ın, Roketsan'ın tüm kule sistemlerinde yerli ve milli sürücü ve motor çözümlerini sağlıyoruz. Sürücü ailemizden bahsedecek olursam, burada da 30 amper 24 volt gerilimden beslenen, 30 amper çıkış veren, askeri kutulanmış, askeri tüm militer standartlarından geçmiş, MIL-STD 810, MIL-STD 461 speklerini sağlayan sürücülerimiz var. 30 amper, 100 amper ve 200 ampere kadar giden bir aile. Bununla beraber dediğim gibi küçük kalibreden en yüksek kalibre tank kulelerine kadar servo yönlendirme hareket sistemlerindeki sürücü çözümlerine sahibiz.
Ve buradaki tabii bakacak olursanız servo motorumuz var, servo sürücülerimiz var. Biz bunları neden bütünleşik hale getirip daha kompakt bir aile üretmeyelim? Böyle ihtiyaçlar da doğabiliyor. Bu nedenle sürücü entegreli servo motorlarımıza başladık. Burada da yine yıl sonu itibariyle seri üretime giriyoruz. 200 watt'tan 400 watt'a kadar özellikle düşük kalibre silah sistemlerinde kullanabileceğimiz servo motor ve arkasında bütünleşik servo kart, sürücü kartları ile beraber yekpare bir çözüm setine de sahip oluyor olacağız. Evet, özellikle bir uygulamalardan bahsedecek olursak gördüğünüz aslına bakarsanız bir Aselsan'ın sarp silah sistemi. Bu tabii farklı farklı firmaların neredeyse birçok firmanın artık kendi silah kuleleri var. 7.62 mm'den 12.7 mm namlu çapına sahip olan silah kulelerinden bahsediyorum. Buradaki azimut eksenindeki yan eksendeki 360 derece dönüş hareketini verebilen servo motorlar, bunların önündeki redüktörleri, dişli kutuları, boşluk alma dişlileri, frenleri, rezolvörleri, feedbackleri tamamen bütünleşik bir şekilde eğleyici halinde teslim edebiliyoruz. Tamamen kendi özgün tasarımlarımızla bu ürünleri verebiliyoruz. Şu anda bir katalogumuz var. Bu katalogumuza internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Askeri motor ve sürücüler ailemizi bu katalogumuzda ulaşıp inceleyebilirsiniz. Yan eksen ve yükseliş eksende verdiğimiz bu servo motorların kontrolcüleri de ortadaki görmüş olduğunuz kutulanmış servo sürücümüz. Tamamen ruggedized. 30 amper. Bu tabi uygulama 7.62 mm'lik bir kule. Yine bu çözümü sağlamak için mühendislik ekiplerimizin devreye almaları için bir GUI'ye ihtiyacınız var. Bir kullanıcı arayüzü. Bu kullanıcı arayüzünde tamamen yerli ve milli olarak kendi mühendislik hizmetimizle beraber, ekibimizle beraber tüm embedded yazılımları, arayüz tasarımları kendi tarafımızdan geliştirildi ve artık tüm dışa bağlılığı ortadan kaldırmış olduk. Orta kalibreye gittiğimizde 25-30 mm, özellikle yine nefer kuleleri, mızrak kuleleri, Aselsan'ın var, Otokar'ın var, birçok FNSS'im var. Bu gibi firmaların orta kalibredeki 25-20 mm, 25 mm, 30 mm kulelerinde servo eleyicilerimiz yine kendi tarafımızdan üretiliyor. Servo sürücülerimiz kendi tarafımızdan geliştirildi. Şu an seri üretime girmek üzereyiz. Yine az evvel belirttiğim gibi kullanıcı arayüzlerini de tarafımızca geliştirdik. Yine farklı bir örnek, MAZ sistemlerinde servo motorlarımız, sürücülerimiz, bunların fren devreleri, elektronik katkı bileşenleri ve bunların kablajlarıyla beraber bütünleşik çözümler sunabiliyoruz. Bu ekranda görmüş olduğunuz, az evvel belirttiğim motoru ve sürücüyü bir araya getirdiğimiz entegre sürücülü servo motorlarımız. Şu anda 200 watt ve 400 watt ailesini doğrulamak üzere çalışıyoruz. Burada da tüm kullanıcı arayüzleri ve kullanıcı beklentileri müşterimiz tarafından geldi ve onlar için sıfırdan kendi özgün tasarımımızı geliştirmiş olduk. Evet, az evvel belirttiğimiz gibi silah kulelerimiz var en tepede. İnsansız kara araçları için çekiş sistemlerine sahibiz. Özellikle düşük, hafif sikletteki insansız kara araçları. Örnek verecek olursak çok popüler Havelsan'ın Barkan aracı. Bu Barkan aracının güç paketini, çekiş sistemi, çekiş motoru, bunun sürücüsü ve fren devresini yerli ve milli olarak geliştirebiliyoruz. Bunlar için belli uygulamalarda belli çözümler oluşturduk. Yine araçlardaki tabii sadece silah kulelerinden bahsetmiyoruz. Bir SATCOM silah kulesi olabilir ama bunun yanında araçlardaki işte PDU gibi, split charger gibi güç dağıtım birimlerinin de kendi mühendislik ekibimizle beraber tasarladık. Bunların geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Seri üretime geçmek üzere yatırımlarımız devam ediyor. Bununla beraber watt motor olarak hareket kontrolün olduğu her noktada varız. Sloganımız yerli servo motor ve sürücüler tek çatı altında. Bununla beraber hareket kontrol ihtiyacı doğan tüm uygulamalarda, hassas stabilize uygulamalarda servo motor, sürücüler ve bu sürücüleri de destekleyen hareket kontrol, motion control unitleri yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Böylelikle tüm hareket kontrol loop'unu kapatıyor olacağız. Referanslarımıza bakacak olursak az evvel de belirttiğim gibi Otokar gibi TEİ ile yine havacılıkta
alternatör çalışmalarımız var. TEİ'den çok şey öğreniyoruz. Aselsan yine en büyük müşterilerimizden bir tanesi. Baykar'la çalışıyoruz. Baykar için yine havacılık alternatörlüğü geliştiriyoruz. Aslında bakarsanız Watt Motor olarak baktığınızda aklınızda canlanacak bir şey ne olur diye soracak olursanız, dışarıdan ithal ettiğiniz bir hareket kontrol birimi her neyse bu, bunu Watt Motor yerli ve milli imkanlarla geliştirebilir ve bunların üretimlerini güçlü tedarik zincirimizle müşterilerimize sağlayabiliriz. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz varsa cevaplamaktan memnun ediyorum. Teşekkürler.